Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Iğdır'dayız, memleketimize geldik. Bir düğün vesilesiyle ve yakın bir arkadaşımızı, sevdiğimiz birisini ziyaret etmeye geldik. Gördük. Şu anda Iğdır'dayım. En yakın zamanda yine Erzurum'a gideceğim. Böyle biraz sohbet, muhabbet etmek istiyorum. İçimi dökmek istiyorum sizlerle. Uzun zamandır kamera karşısına geçmiyorum zaten. Yani epey zaman oldu. Öyle ki artık kendimi çekmeyi bile bir kenara bırakmış durumdayım ama yani bugün bir gün muhakkak yine kameralar karşısına geçeceğim. Düşüncelerim var. Yani farklı projeler, farklı planlar yapıyorum tabii ki kendimle ama yani şu anda hazır mıyım, değil miyim? O çok önemli çünkü bence bir işe insan başladığında tabi bunları anlattığımda böyle yani siz de içinde bir şeyler anlamlar şeyler muhakkak çıkarın. Yani şimdi insan bir işe başladığında bir durumla karşılaştığında veya bir şeyler yapmak istediğinde bunun plan, program, proje çok çok önemli. Planlayacaksın, projeleyeceksin. Yani sağlam temel atabilmen için senin bunları düşünmen ve ona göre hareket etmen gerekir. Ben şahsım adıma öyle şey yapıyorum. Ha bazen hızlı hareket edip, acele edip yanlış yaptığımız var. Önemli olan işte bu hatalardan, bu yanlışlardan sonraki tutumlarımız, davranışlarımız ve çıkarmış olduğumuz dersler çok çok önemli. Şimdi ben Erzurum'da çalışıyorum tabii. Yani işim gereği Erzurum'dayım. Erzurum Hastanesi'ndeyim. Araştırma Hastanesi. Hani tayin hakkımı düşünüyorum böyle. Tayin hakkımı nereye aldırabilirim? Bunun ilerisini, sonrasını, bugünü, yarını böyle düşünüyorum da, programlıyorum da. Hani hangisini yaparsam, hangisini uygularsam bana yararlı olur, faydalı olur, hayırlı olur tarzında düşünüyorum tabi. Tabi diğer konularda da yani evet şu anda çalışıyorum ama aklımda deli projeler, deli düşünceler. Çünkü daha gencim. Tabiri caizse yani 24 yaşındayım, daha gencecik bir kişiyim. Ne yapacağımı, ne edeceğimi böyle planlıyorum. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Bazen bazı sebepler neticesinde olmuyor. Bazıları işte her şey hazır ama sen hazır değilsin. Psikolojik yani madden, maneven bu tür olumsuzluklar yaşayabiliyoruz. Artısıyla eksisiyle böyle düşünüyorum da yani insan kendini bilmelidir böyle. Ne istediğini, nasıl şey istediğini önce bilmeli ve ona göre hareket etmeli. Ben de şu anda öyle bir boşluktayım. Çünkü farklı plan ve programlarım vardı. Bunlar aniden olmayınca işte plan program bozulunca ben de hani otomatik yani doğal olarak böyle bir ayrı bir boşlukta kendimi hissediyorum. Onun için bir arayış içerisindeyim. Ne yapabilirim? Neler yapabilirim? Yani o yönde insanı biraz o boşlukta olmak insanı biraz çöktürüyor, yıpratabiliyor böyle. Çünkü bir plan program üzerinde çalışıyorsun ve o plan program o beklentin olmayınca ya da sonuçlanmayınca da olumsuz sonuçlandığında insan ister istemez etkileniyor. Bunun için yani insanoğlu bence her ne yaparsa yapsın, her ne düşünürse düşünsün, ne plan program yaparsa yapsın, bunun olumlu yani olumlu beklentileri kadar olumsuz beklentilerini de olumsuz beklentilerini de hesaba katmalı. Yoksa maazallah işte beklentiler seni karşılamadığında bir kendini bir boşlukta hissedersin. Ve o boşluk insanı yıpratıyor, insanı yaşlandırıyor. İşte bunun için yani yaptığınız plan programların hepsini olumlu ve olumsuzları düşünerek ve daima ikinci bir planınız, ikinci bir programı olması gerek. Bir insanın olması gerek. Olmazsa olmazlardan bir tanesi. Önce bunların olumlu ve olumsuz beklentileri olacak ve bunlar neticesinde muhakkak ikinci bir
en az ikinci bir planı olması gerekir, programı olması gerekir. Yedek bir program yani. Yani kısaca şu anda, şu ana kadar anlatmak istediğim şey, insanın yapmış olduğu plan, program, beklentileri böyle olmayınca ya da olumsuza gidince ve insanın da ikinci ve hazır olmadığı bir plan olmadığında insan kendini bir boşlukta hisseder ve ne yaptığını, ne ettiğini bilmiyor. Yanlış yapmaya meyilli, hata yapmaya çok çok meyilli bir durum söz konusu. Bir türlü konuşamadık çünkü işte biri geliyor kardeşim. Neyse buraya geçelim konuşalım. Yani efendime söyleyeyim, insanın bir plan, bir programı olacak ve bu plan program doğrultusunda yani olumlu olumsuz her şeye hazırlıklı olacak ve muhakkak ikinci bir plan program olması gerekiyor. Yani şu anda benim içinde bulunduğum durum tamamen bu. Yani bir planım vardı, bir programım vardı, böyle epey süren de bir plan program. Bu aniden sekteye uğrayınca ne yaptığımı, ne ettiğimi ya da bundan sonra ne yapacağımı, ne edeceğimi böyle karar almak, karar vermek gerçekten çok zor. Allah göstermesin. Yani ya bir işe başlarken bunun her türlü olumlu, olumsuz tarafını düşünmek gerekir. Allah kimse göstermiyor. Tabii ben üstü kapalı konuşuyorum. Hani ama insan hazırlıklı olması gerekir. Hazırlıklı olması gerekir ve muhakkak ikinci, üçüncü plan programları olması gerekir. Mesela maazallah, yarı yolda bırakılmak ya da kurmuş olduğun plan programların, hayallerin böyle yarı yolda kalması, sekteye uğraması, yani tabii belki en hayırlısı, en doğrusu budur ama yine de senin o beklentilerini karşılamadığı için, senin birden bir boşluğa sürüklediği için ister istemez farklı bir moda girip yani böyle tabiri caizse düşebilirsin, yani şu yöne düşebilirsin. Yıpranabilirsin. Yıpranma oranı çok çok yüksektir. Şu anda da ben de o durumdayım böyle. Hani fark ettiyseniz içerik üretmiyorum. Hatta bir tane arkadaşım vardı. Ona demiştim. Dedim ki benle sen dedim bu platforma dedim. Hemen herkesten önce başladık. Üretseydik, bir şeyler yapsaydık, devamını getirseydik çok güzel, çok farklı yerlerde olabilirdik ama yapamadık. Farklı beklentilerimiz oldu, farklı işlerimiz oldu, farklı planlar yaptık ve bu planların daha uyuşmadığı için yani biraz sekteye uğrayınca da insan bir boşluğa sürüklendi. Önemli olan işte bu çöküşten, bu boşluktan nasıl şekilde çıkman ve bundan sonraki yol haritanı, plan programını nasıl elde etmek çok çok önemli. Ben de şu anda bunun mücadelesini veriyorum. Yani bunun etkisini hem üstümde atmaya çalışıyorum hem de bundan sonraki plan programı nasıl edeceğimi, nasıl yapacağımı yani tabiri caizse şey yapıyorum. Ama var aklımda plan programlar, yani çok var. Tamamen emin olamadım. Yani bazı durumlarda da insan tek başına karar veremiyor. Tek başına karar veremiyor. Yani çok zor. Yani harbiden zor. Bakalım. Ay, neyse. Kendinize çok çok iyi bakın. Muhakkak plan program yapın. Plan program yaparken olumlu ve olumsuz avantaj ve dezavantajlarını muhakkak bilin, ona göre hazırlıkları. Ama muhakkak ikinci planınız, B planınız, C planınız, ama muhakkak bir planınız, yedek bir planınız olması gerekir. Allah kimsenin emeğini, kimsenin rızkını heba etmesin. Beklentileri. Yani farklı bir durum. Harbiden farklı bir durum böyle. Ama ne yapacağız? Toparlanacağız ve daha sağlam, daha kaliteli plan programları yapacağız. Çünkü daha yaşımız da genç. Böyle bana bakmayın da 24-25 yaşındayım. Önümde
Allah izin verirse koca bir hayat var, koca bir ömür var. Yani her şey olacağına varır. Her şey senin çabalamana, senin emek vermene, senin isteyip de işte tevekkül doğrultusunda Allah'tan nasıl istediğin ve bu yönde neler yaptığın, nasıl yaptığın çok çok önemli. Kendinize iyi bakın. Selamatta kalın. Güle güle kalın inşallah.